Aşağıdaki kaplarda farklı sıcaklıklarda eşit kütlelerde saf sular vardır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Her iki kapta da H2O'nun burada görüldüğü gibi iyonlaşması var şeklinde otoiyonizasyon denge tepkimesi vardır diyor. Doğru. Suyun iyonlaşması bu şekildedir. 2. İkinci kapta K su değeri daha büyüktür. K su sadece sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık fazla olduğundan dolayı doğru ikinci kapta. 3. Birinci kapta pOH değeri daha büyüktür diyor. Şimdi K su 25 santigrat derecede 10 üzeri eksi 14'tür. Bu da H artı çarpı pOH eksidir. Yani pH artı pOH 14'tür. Burada pOH 7, pH 7'dir. Sıcaklık arttığında K su endotermik olduğundan dolayı K su artar. K su arttığında mesela 10 üzeri eksi 12 olsun. Buradan H çarpı OH şeklindedir. Bu durumda da pH artı pOH ne yapar? 12 yapar. Bu 6, bu 6. Görüldüğü gibi pOH değeri 7'den kaça düştü? 6'ya düştü. Yani birinci kapta, yani düşük sıcaklıkta pOH yüksek sıcaklıkta nedir? Daha büyüktür. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. 25 santigrat derecedeki sulu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? pH büyüktür. 7 ise çözelti bazdır. OH eksi iyon derişimi kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 7'den büyük olması lazım. Mesela 6 gibi. Yani 10 üzeri eksi 8 olamaz. A seçeneği yanlış. pH eşittir. pOH ise 25 santigrat derecede OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 7'dir. Doğru. Tümünde H artı ve OH iyonları bulunur. Kesinlikle doğru. K su 25 santigrat derecede H artı çarpı OH eksi 10 üzeri eksi 14'tür. Doğru. pOH küçüktür. pH ise OH iyonları derişimi H artı iyonları derişiminden büyüktür. Yani ortam bazdır. Doğru. Cevabımız A seçeneği. 25 santigrat derecedeki sulu asit çözeltisi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Asit çözeltisi. pH 7'den küçüktür. 7 küçüktür. pH'tır. Doğru. Şimdi asit çözeltisinde pH 7'den küçüktür. pOH da 7'den büyüktür. Yine asit çözeltisinde H artı iyon derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyüktür. 10 üzeri eksi 7 de OH iyonlarından büyüktür. Doğru. Yine 25 santigrat derecede H çarpı OH 10 üzeri eksi 14'tür. Doğru. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki denge tepkimeleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Burada bir tane hidrojen var. Hidrojen veren asit. Burada iki tane hidrojen var. Hidrojen alan baz. Tepkime tersine döndüğünde burada hidrojen yok. Hidrojen alan baz. Burada üç tane hidrojen var. Hidrojen veren asit. Burada üç tane hidrojen var. Hidrojen alan baz. Burada iki tane hidrojen var. Hidrojenin birini verdiğinden dolayı nedir? Asit gibi davranmıştır. Tepkime tersine döndüğünde burada bir tane hidrojen var. Burada iki tane hidrojen var. Hidrojen alan baz. Hidrojen veren asit. 1. NH3 şuradan bahsediyor. NH3 H2O'dan, evet H2O'dan H artı iyonu alarak NH4 artı iyonunu oluşturur diyor. Doğru. 2. NH4 ve H3O artı iyonları asit gibi davranır diyor. NH4 evet doğru asit gibi davranıyor. Yine H3O asit gibi davranıyor. Doğru. NH3 ve SO4'e eksi 2 iyonları baz olarak davranır diyor. Evet NH3 ve SO2 baz iyonları olarak davranır. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği.
25 santigrat derecede bir sulu çözeltide H artı iyonu gelişiminin OH eksi iyonu gelişimiyle değişimine ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? 25 santigrat derecede H artı çarpı OH eksi nedir? 10 üzeri eksi 14'tür. Şurası 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre burası 10 üzeri eksi 13'tür. Şimdi 1 neydi? 10 üzeri 0'dı. Burası 0 olduğuna göre x nedir? 10 üzeri eksi 14'tür. H iyonu olarak. H artı iyonu olarak. Şimdi 1 y değeri 10 üzeri eksi 13'tür diyor. Doğru. X noktasında çözeltinin pH değeri. pH değerini sormuş. pH eşittir. Eksi logaritma H artı iyonları derişimidir. 10 üzeri eksi 14. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 14 olduğundan dolayı burada pH 14, pOH da 0'dır. Doğru. Taralı alanın, taralı bölgenin alanı K su değerine eşittir diyor. Şimdi şurası K su değerine eşittir. Burası değil. Cevabımız 1, 2, C seçeneği. Çünkü K su H artı çarpı OH eksiye eşittir. Oda koşullarında bulunan sulu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bazik çözeltilerde H artı iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan küçüktür diyor. Doğru. OH eksi iyon derişimi de 10 üzeri eksi 7 molardan büyüktür. B. Asidik çözeltilerde pOH değeri 7'den büyüktür olması lazım. Doğru. Kuvvetli baz çözeltilerine aynı sıcaklıkta saf su eklendiğinde pH değeri 7 olabilir diyor. Hemen bakalım. Şurası pH, şurası su hacmi. Şurası pH 7. Kuvvetli bir baza su eklendiğinde şöyle gelir, şöyle gider. Hiçbir zaman 7 olmaz. C seçeneği. D. Zayıf asit çözeltilerine aynı sıcaklıkta arı su eklendiğinde iyonlaşma yüzdesi artar diyor. Zayıf asit veya baz çözeltilerine arı su eklenirse iyonlaşma yüzdeleri artar. Doğru. Eşit derişimli kuvvetli asit ve zayıf asit çözeltilerinin elektrik iletkenliği tabii ki farklıdır. Kuvvetli asit eşit derişimli olduğundan dolayı daha fazla iyon bulunduruyordur. Zayıf asite göre daha fazla iyon bulundurduğundan dolayı da elektrik iletkenliği daha fazladır. Cevabımız C seçeneği. Oda sıcaklığında bulunan yukarıdaki çözeltilerle üzerlerindeki maddeler ilave edildiğinde pH'lardaki değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kalsiyum metali hidrojen klorür asitine döküldüğünde ne oluşur? Kalsiyum klorür tuzu ve hidrojen gazı oluşur. Hidrojen iyon halinde gaz haline dönüşüp ortamı terk ettiğinden dolayı birincide pH artar. İkinciye geldiğimde alüminyum amfoter metaldir. Kuvvetli bazlarla tepkime verir. Ne oluşur? Tuz ve oksijen oluşur. Burada baz vardı, şimdi ise tuz var. Yani pH değeri ne yapar? Azalır. Artar, azalır, yine artar, azalır. Üçüncü kaba geldiğimizde asitin üzerine baz ilave ediyor. Ne oluşur? Asidik tuz oluşur. Asidik tuz oluşur. Şurası 4. Asidik tuz oluşur. Fakat pH değeri ne yapar? Artar. Cevabımız B seçeneği. 25 santigrat derecedeki 100 mililitrelik 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar hidrojen çözeltisi su ile 500 mililitreye seyreldiğinde oluşan çözeltinin pH değeri kaç olur diyor. M1 V1 eşittir. M son ve sondur. Başlangıçtaki hacim 100 mililitre çarpı derişim 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Son hacim 500. Son derişim bize soruluyor. Şunlar sadeleşsin. Şunlar
sadeleşsin. Soru işareti eşittir 10 üzeri eksi 3 molar olarak bulunur. Şimdi hidrojen klorür. Kuvvetli bir asit olduğundan dolayı %100 iyonlaşır. Şurası kaçtı? 10 üzeri eksi 3 molardı. Tamamen iyonlaştığında hidrojenden 10 üzeri eksi 3 molar oluşur. pH eşittir. Eksi logaritma H artı iyonları olduğundan dolayı buradan pH 3 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. Potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit kuvvetli baz. NH3 zayıf baz. Hidrojen florür zayıf asit ve hidrojen klorür kuvvetli asittir. 25 santigrat derecede asit baz kuvvetleri verilen bu maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Potasyum, sodyum ve klor iyonları suyla tepkimeye girmez diyor. Şimdi aktif olan metal elektron verir. Potasyum, sodyum ve klora baktığımda bunlar zaten şu elektron almış, bunlar da elektron vermişler. Bundan dolayı H2O ile tepkime vermezler. Şayet nötr halleri olsaydı aktif metallerin suyla tepkimeye girer, bazı oluştururken hidrojen gazı açığa çıkarırlardı. A doğru. NH3'ün sudaki tepkimesi, NH3 bir zayıf bazdır ve bazların özelliği suya OH iyonu vermelerdir. Doğru. C. Hidrojen florür, yani zayıf asit. Suda çözünmesiyle oluşan flor iyonu şeklinde tepkimeye girer diyor. Evet. Zayıf olan kısım su ile kimyasal tepkimeye girer ve biz buna ne diyoruz? Hidroliz diyoruz. Tamam, bu da doğru. D. 25 santigrat derecede eşit derişimle NH3 ve hidrojen florür çözeltilerinin pH değerleri farklıdır diyor. Şimdi biri baz, diğeri asit olduğundan dolayı tabii ki pH değerleri farklıdır. Bir tanesi 7'den büyüktür, bir tanesi 7'den küçüktür. Hidrojen klorür ve hidrojen florürün eşit derişimli ve hacimli sulu çözeltilerinin tamamen tepkimeye gireceği potasyum hidroksit mol sayısı aynıdır olması lazım. Hemen yazalım. Hidrojen klorür artı potasyum hidroksit, hidrojen florür artı potasyum hidroksit. Şurasını ben 1 mol alırsam yine bunların 1 molu ile tepkimeye girer. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki tepkimelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi HClO4. Kaç tane hidrojen var? Bir tane. Burada hidrojeni vermiş. Hidrojen veren asittir. Burada hidrojen almış. Hidrojen alan bazdır. Tepkime tersine döndüğünde hidrojen vermiş asit. Bu ise hidrojen almış bazdır. Şimdi geldik bir karbonata. Bir karbonatta bir hidrojen var. Burada iki hidrojen var. Hidrojen alan baz. H2O'da iki hidrojen var. Hidrojenin birini vermiş. Hidrojen veren asit. Tepkime tersine döndüğünde bu bir hidrojen vermiş. Hidrojen veren asit. Bu bir hidrojen almış. Hidrojen alan bazdır. Bir. H2O amfoter özellik gösterir diyor. Amfoter özellik gösteren ne demek? Birinde asit gibi, diğerinde baz gibi davranan amfoter özellik gösterir. HClO4 asittir diyor. Evet, asit. Şurası doğru. HCO3 eksi. Baz olarak davranmıştır diyor. Evet, baz olarak davranmıştır. Doğru. HCO3'ü 3 eksinin konjüge asiti. Bakalım konjüge asiti kim? H2CO3 olması lazım. Asit görüldüğü gibi. Bu da yine doğru. Cevabımız E seçeneği. 25 santigrat derecede eşit derişimli bazı asit ve bazların kuvvetleri arasındaki ilişkilendirmelerden hangileri doğru verilmiştir? Flor, klor, brom, iyottur. 7A grubu elementleri. Yanlarına hidrojen geldiğinde asitleri oluştururlar ve aşağı doğru asitlik kuvveti artar. Yani bunun şu şekilde olması lazım. Bir, yanlış. Görüldüğü gibi hidrojen klorür, hidrojen klorür, oksijen sayısı
fazla olanın asitlik kuvveti daha fazladır. Doğru. Periyodik cetvelde bazik karakter aynı periyotta sola, aynı grupta aşağı doğru artar. Potasyum hidroksitin bazik kuvveti magnezyumdan daha fazladır. Çünkü 1A grubunda, bu ise 2A grubundadır. Doğru. Cevabımız 2, 3, D seçeneği. Oda koşullarındaki sulu çözeltilerden birincisinde pH bölü pOH 1 bölü 6'dır. İkincisinde pH eksi pOH 4'tür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şunu 14'e tamamlayacak olursam burası 2. Burası ne olur? 2 ile çarptığımda 12 olur. pH 7'den küçük olduğundan dolayı birincisi asit çözeltisi. pH büyüktür. pOH ise bu da baz çözeltisidir. Şimdi birinci çözeltide asit çözeltisi olduğundan dolayı H artı iyon derişimi OH'dan fazladır. Doğru. İkinci çözelti baziktir. Doğru. 3. Çözeltilerin pH değerleri arasındaki fark diyor. Hemen bakalım. Şurada. Şimdi toplamları 14. pH artı pOH 25 santigrat derece. Yani oda koşullarında 14. pH eksi pOH 4 olduğuna göre bu iki denklemi toplarsam 2 pH 18 pH buradan 9 olarak çıkar. Şuradaki 2, buradaki 9, 9 eksi 2 ne yapar? 7 yapar. Fark 7. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği.